Merhaba. Dünyanın en prestijli televizyon kanalı BBC'de dijital teknolojinin müzik piyasasını etkileyle alakalı açık oturum yapılacak. 2006 yılıydı. Bir teknoloji otoritesi canlı yayına çıkacaktı. Bilişim uzmanı. Merak edilenleri tek tek yanıtlayacaktı. Önceden duyurusu yapılan saat geldi. Program başladı. Sunucu sordu, otorite anlattı. Sunucu sordu, otorite anlattı. Müthiş sohbet oldu ha. Çünkü bu otorite gerçekten enteresan bir adam. Hiç öyle yayıncılık kurallarıymış, meslek itiği falan umurunda bile değildi. Ağzına geleni söylüyordu, dandun konuşuyordu. Marka isimleri sayıyordu, şu iyi bu kötü falan giydiriyordu ya. Yani. Neticede süre doldu. Sunucu tabii nezaketen teşekkür etti. Bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok doyurucu bir program oldu dedi. Otorite de rica ederim dedi. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana dedi. Program bitti, reklamlar girdi. 30 saniye geçti geçmedi, tarihi kepazelik ortaya çıktı. Meğer teknoloji otoritesi diye canlı yayına çıkarılan adam otorite falan değildi. Aslında bilgisayar teknisyeni, üstelik işsizdi. geçimini sağlamak için geçici olarak taksi şoförlüğü yapıyordu. E, peki nasıl olmuştu da bilişim otoritesi olarak dünyanın en prestijli ekranında canlı yayına çıkarılmıştı. BBC binasına taksiyle müşteri getirmişti. <laughs> Oraya kadar gelmişken bilgisayar teknisyeni olarak iş başvurusunda bulunmuştu. İnsan kaynaklarında form doldurmuştu. Tam BBC binasından çıkarken, tam resepsiyon önündeyken o teknoloji programının asistanlarından biri gelmişti. Guy Kivni siz misiniz diye sormuştu. <laughs> Bizimkinin ismi aslında Guy Goma'ydı. Soyadı farklıydı. Ama biraz önce yaptığı iş başvurusu nedeniyle mülakata çağırdıklarını zannetmişti. Heyecandan soyadını bile duymamıştı. Gay ismini duyunca evet benim. <laughs> aslında gerçek konuk olarak yani gerçek konuk olarak programa davet edilen Gay Kimni gerçekten çok önemli bir dijital teknoloji otoritesi. İnternetin müzik piyasasını etkilerini konuşmak üzere çağrılmıştı sadece 10 dakika kadar önce binaya gelmişti. Bu öbüründen habersiz bir başka asistan tarafından kapıda karşılanmıştı. Makyaj odasına götürülmüştü. Ekrana çıkmadan önce böyle pudra filan yapılıyor. Ya gerçek otoritenin yüzü gözü böyle puf puf pudralanırken otorite zannedilen işsiz taksi şoförü apar topar stüdyoya sokuyor. Ve sunucunun yanına oturdu. İşin ekstra matrak tarafı yani gerçek otorite 60'lı yaşlarındaydı, sarışındı. <laughs> otorite zannedilen işsiz taksi şoförü 30 yaşındaydı, Kongoluydu, siyahtı. <laughs> Apar topar stüdyoya girer girmez kameraları, spotları, dekorları filan görünce yani bir yanlışlık yapıldığını anlamıştı ama sunucu şak diye programı başlatınca üstelik canlı yayın olunca hiç bozuntuya vermemişti. Kafasına göre cevaplamıştı dünyanın en ciddi televizyon kanalı BBC'nin tarihine geçen tarihte görülmemiş kepazelik işte böyle başlamış. <laughs> Programın sunucusu <laughs> Karen Buvurman. <laughs> Karen Buerman, Ya Oxford Üniversitesi mezunu. İngiltere'nin en ünlü televizyoncularından biriydi Karen. Ödül koleksiyonu vardı ama aslında işte bu kadar köfte bir haberciydi. Kimi konuk aldığının bile farkında değildi. <laughs> <laughs> Duayen ayaklarına yatıyordu ama önüne ne konuyorsa onu yiyor diye. Yapazelik <laughs> ortaya çıkınca BBC resmi açıklama yaptı. Bu vahim hata nedeniyle izleyicilerden özür diledi. Ama gel gör ki neredeyse izlenme rekoru kırılmış değil mi? Santrala telefon yağıyor. Kimisi bu langur langur konuşan sahte otoriteye küfredi Nereden buldunuz bu saçma herifi falan diyordu. Kimisi de ya muhteşem konuştu tekrar yayına çıkarın diyor hadise öylesine dallanıp budaklandı ki İngiliz gazeteleri manşet yaptı. Öbür televizyonlar tekrar tekrar yayınladı. O işsiz gazeteci BBC'de işe giremedi ama yıldızı parladı. Şöhret oldu. <laughs> BBC'deki rezaletin perde arkasını anlatması için davet edildiği rakip televizyon kanallarından böyle şakır şakır paralar aldı. Gazete röportajlarından ciddi paralar kazandı. Şimdi bakıyorum bizim televizyonlara. Siyaset bilimci, kamuoyu araştırmacısı, böyle gazeteci, yazar sıfatıyla filan ya deprem bölgesini anlatan otoriteleri seyrediyor. Öyle bir anlatıyorlar ki kardeşim, sanırsın deprem bölgesi değil de turizm bölgesi. Yüz binlerce insanımız hala konteynerde veya çadırda yaşıyor ama herkesin mutlu olduğunu, sayın hükümetimizi herkesin teşekkür ettiğini anlatıyorlar. 270 bin bina yıkılmış. Ya bir yıl geçmesine rağmen daha enkazın yarısı bile kaldırılmamış. Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binalara henüz dokunulmamış bile. Ama öyle bir anlatıyorlar. Sanırsın evsiz barksız insan kalmamış. Millet bakanları, milletvekilleri gördüğünde yok, kafasına pet şişe fırlatıyor. Bizim otoriteler hala hükümet çok iyi bir sınav verdi. Yani bunları ben ne zaman seyretsem aklıma hemen o BBC programı geliyor. İster istemez şüpheleniyor insan. Acaba diyorum, bunlar da otorite diye yanlışlıkla sokaktan geçen alakasız tipleri mi çıkarıyor yakınını? Çünkü insanın böyle şeyler söyleyebilmesi için gerçekten uyduruyor olması lazım. Yani konuyu, olay yerini hiç görmeden sallıyor olmasıla. BBC otorite diye böyle hıyarın birini çıkardığı için özür dilemişti. Acaba diyorum, bizim televizyonlar da bir gün milletimizden utanır mı? Şehircilik bakanına bakıyoruz bu arada. Evlerini teslim alan depremzede vatandaşlarımız bunlara Allah razı olsun diyorum. Bak evimiz yıkıldı ama yıkıldığı iyi olmuş. Bize mis gibi villa verdiniz diyorlarmış. Bakan gururla söylüyor. Yani biz acaba televizyonla milletten utanır mı filan diye merak ediyoruz ama Bakan Bey biraz da utanmasa iyi ki deprem olmuş diye dua ediyorlar diyecek. Buna benzer bir açıklamayı hatırlarsınız AKP belediye başkanı da yapmıştı iki sene önce falan orman yangınları sırasında Antalya gün doğmuşum, belediye başkanı izah etmişti. Toki taksitle yeni evler yapıyor. Evleri yanmayan vatandaşlar keşke bizim evimiz de yansaydı diye üzülecekler demişti. Ya, evi barkı yanana ne mutlu yani? Evi yıkılana ne mutlu yani. E, bakan böyle olunca, belediye başkanı böyle olunca Medya otoritelerimizin böyle olması da tabii anormal değil. Böyle başa, böyle tarak cumhuriyet. Başkaları adına utanılan bir ülke burası. Başkaları adına utanç duyulan bir ülke. Bu arada bu deprem bölgesinde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş CHP tarafından yeniden aday gösterildi. Ama görüyoruz ki sokağa çıkamayacak durumda. Vatandaşlar her görününde yuhluyor. Lütfi istifa, lütfi istifa filan diye tempo tutuyor. Bu goygoycu CHP medyası bile gözden çıkarmış, yerden yere vuruyor. Yani bu haliyle seçim kazanabilmesi mümkün değil. Bu görülüyor. CHP muhtemelen Atay adayını değiştirecek. İşte tam bu noktada benim bir aday önerim var. Aday önerimden önce şunu belirteyim. Hatay'da sadece binalar yıkılmadı. Bakın iyi niyetli televizyonlar bile Hatay'ı yansıtmaya yeterli olmuyor inanın. Gidip görmekler. Hatay'da sadece binalar yıkılmadı. Hatay yok oldu. Antakya adeta haritadan silindi. Hatay'da 280 bin bina vardı. 100 bini ya yıkıldı ya ağır hasad. Başını sokacak yer kalmadı ya. En az 500 bin insan Atay'dan başka şehirlere taşındı. Sadece insan ve bina da değil. Bakın Habibi Neccar Camisi mesela. Anadolu topraklarındaki ilk cami. 1400 yıllık. Aslında pagan tapınağıydı. Sonradan kilise olmuştu. En son cami olmuştu. 1400 yıllık. Yıkıldı. Aziz Pavlus Kilisesi. Rum Ortodoks Kilisesi. Aslında Rum Ortodoks Patrikanesi'dir. Yani Patrikhane denince Türkiye'de aklı hemen İstanbul'daki Fener Rum Patrikanesi gelir ama... ...manevi sıralamaya bakıldığında Antakya Patrikanesi Fener'in önünde yer alır. Kudüs'ten sonra ikinci merkez kabul edilir. Aziz Pavlus Kilisesi, yıkıldı. Türk Katolik Kilisesi, yıkıldı. Dünyanın bilinen en eski Yahudi cemaatlerinden olan Antakya Musevi Cemaatimiz... 2200 yıldır kesintisiz olarak orada yaşıyor. Antakya Sinagogu yıkıldı. Dedim ya sadece insan ve bina değil tarih yok oldu. Ezan sustu, çan çöktü, azzan gülçük altında. Hatay Meclis binası mesela Hatay'ın Türkiye Cumhuriyetine katılma kararının alındığı tarihimizin en önemli binalarından biri yıkıldı. Hatay'da bu tarifsiz yıkımı halledebilmek için yerel seçimin çok çok üzerinde bir vizyona ihtiyaç var. Yerel politikacıların dar bakış açısıyla olmaz, yetmez. Bize oy vermeyene su yok diyen bu hükümet zihniyetiyle filan olmaz bu iş. İddia lazım. Bunu ben hallederim diyecek iddialı biri lazım. Böyle nükleer enerji gibi bitmeyecek enerjiyle çalışacak biri lazım. inatçı biri lazım. Mücadeleci biri lazım. Avrupa Birliği'nin Dünya Bankası'nın fonlarını oraya getirecek biri lazım. Bunun kavgası da verecek biri lazım. Avrupa Birl parlamentosu başkanının böyle koluna girip hataya getirip bu yıkılan tarihi kültürü gezdirecek biri lazım. Anlatacak biri lazım. Hata için kavga edecek biri lazım. Hataya öyle 2000 bin, bin falan değil. En az 150 bin ev yapılması lazım. 150 bin. Fabrikasyon gibi çalışacak şirketleri mesela Japon müteahhitlik şirketlerini getirecek biri lazım. Bizim müteahhitleri küçümsemek manasında söylemiyorum ama realite bu. Apartman değil, şehir yapacak ebatlar lazım. Muhalefetin adayı olup iktidarla da arası iyi olacak. Böyle yedi düvelle barışık biri lazım. Sadece muhalif medyayı değil, yandaş medyayı da kullanabilen biri lazım. Hatay'ı 365 gün gündemde tutacak biriler. Benim önerim, yerel bir isim göstermeyin kardeşim. Hatay'daki yıkım yerel bir sorun değil. Yerel çözümlerle, yerel politikacılarla gitmeye kalkarsak Hatay 30 yıl bu halde. Ülkeyi komple harekete geçirecek bir bakış açısı lazım. Benim önerim, Mustafa Sarıgül'ü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Evet. Bakın 36 yıl sonra gitti. Erzincan'da esamesi okun ben CHP Erzincan'da milletvekili kadar Bakın CHP her şehir için anket yaptırıyor. Mevcut milletvekilleri arasından kimi başkan adayı olarak görmek istersiniz diye soruyor. Kocaeli'de, Ordu'da, Denizli'de, 10 kadar şehirde sarı çıkıyor. Yani inanılması gerçekten güç ama böyle. Bakın sevip sevmeme meselesi değil bu popüler demesi. Ordu CHP teşkilat mesela Ya heyet gönderiyorlar gelsin buradan aday olsun. Hoca ile heyet gönderiyor gelsin buradan aday olsun. Bana sorarsanız Hatay'a gitsin. Evet. CHP içinde Hatay'ı Hatay ayağa kalkana kadar siyasette ve medyada gündemde tutabilecek bence tek isim Mustafa Sarıgül. Bırakın boğuşsun kardeşim. Burası. Hatay için ülke çapında popüler bir aday lazım kavgasını verecek adam lazım. Hatay'ı popüler halde tutacak, unutturmayacak bir aday lazım. Yoksa Hatay 30 dedim ama belki 50 yıl bu halde kalır. Dem Parti'ye gelince Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olmayacağı açıklandı. Ama İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya falan buralarda aday çıkaracakları kesin. Habere şu tartışılıyor bu mesele çıktığından beri. Ne oldu da Dem Parti CHP oylarını bölmeye kararlar? İçtikleri su ayrı gitmiyordu. Böyle operacının elini filan öpüyorlardı. Aralarında ne yaşandı da Dem Parti CHP'ye seçim kaybettirmeye çalışıyor. Şimdi bakın lütfen. İbret verici bir hikayedir. Öğrencinin biri bisikletiyle okula gelir bisikletini böyle kabak gibi bahçeye bırakıp derse gelir. Çıktığında bir bakar ha, bisiklet falan yerinde yok yerler eşiyor. Söylene söylene evine yürüyerek döner. Ertesi sabah yine yürüye yürüye okula geldiğinde bir de ne görsün? Bisikleti dün bıraktığı yerde duruyor. Senesine bir not iliştirilmiş. Acil ihtiyacım vardı, geri getirdim ama ders çıkışına yetişemedim hem özür dilerim hem teşekkür ederim yazıyor nokta. Meğer çalınmamış ya. Biri almış kullanmış işi bitince getirmiş. Bunu izah eden hem özür dileyen hem teşekkür eden bir not iliştirilmiş. Bisikletin sahibi olan öğrenci bisikletini geri aldığına sevinir ama doğal olarak sempatik ifadelerle yazılan bu nota öfkelenir. Bir daha başına böyle bir şey gelmesin diye de gider kilit alır, bisikletine takar. Kilidin anahtarı cebinde, huzur içinde derse girer. Neticede zil çalar, ders biter. Çıktığında bir bakar ki ana, bisikletin üstünde iki kilit var. Kendi kilidin yanında bir kilit daha var. Ve gene seleye bir not iliştirilmiş. Bu defa ne yazıyormuş biliyor musunuz? Bana lazım olduğunda ben kullanamayacaksam kusura bakma sen de kullanamayacaksın. CHP ile Dem Parti'nin ilişkisi işte bu bisiklettir. CHP bisikletini sahipsiz bıraktı. Dem Parti kendi bisikletiymiş gibi yıllarca kullandı. CHP şimdi bisikletini kullandırmak istemiyor. Dem Parti de getirdi. Kilidin üstüne kilidi taktı. Ben kullanamıyorsam sen de kullanamayacaksın. Bu bisikleti ya ikimiz birlikte kullanacağız ya da hiç kimsenin. Yıllardır anlatmaya çalıştığımız işte buydu. CHP'nin yıllardır Dem Parti ile yürüttüğü bu yazılı olmayan ittifakın hazin ve kaçırılma sonucudur. Bu seçim kazanmak için kendi bileğine güveneceğini çalışıp kendi oylarını arttıracağına, kendi seçmen kitleni büyüteceğine, işin kolayına kaçıp Dem Parti'nin oylarına güvenirsen olacağı işte budur. CHP'yi kurucu ayarlarından uzaklaştıran, CHP'yi adeta tanınmaz hale getiren, CHP'yi Dem Parti'nin bisikleti haline getiren guguk kuşu operasyonunun kaçınılmaz sonucudur. Hani yıllardır CHP'yi geri almadan Türkiye'ye geri alabilme mümkün değildir diyorum ya. Belki anlaşılır umuduyla bir de böyle anlatayım. CHP'nin kendi bisikletini geri almadan seçimi alabilmesi mümkün değildir. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verileri açıklandı. Nüfus artış hızımızın zınk diye durduğu ortaya çıktı. Evet. 2023'te yıllık nüfus artış hızı binde 1.1'e düştü. Cumhuriyet tarihinin en düşük artışı bu. T 1927'den bu yana tüm zamanların en düşük yıllık nüfus artışı bu. En az 3 diyordu ama AKP iktidarında aile geçindirmek, çoluk çocuk okutmak öylesine imkansız hale geldi ki en az 3'ü filan boşver milletin çocuk yapmaktan bile vazgeçtiği böylece ortaya çıkmış oldu. Deprem yüzünden düştü filan deniyor. Palavra. Bakın yıllık nüfus artış hızımız 2009'da binde 15'ti. 2016'da binde 14'e düştü. 2019'da binde 13'e düştü. 2021'de binde 12'ye düştü. 2022'de binde 7'ye düştü. 2023'te binde 1.1'e düştü. Ne depremi? Yıllardır paraşütsüz düşüyor. En az 3 diyordu. Hanım kardeşlerime sesleniyorum. En az 3 tavsiye ediyorum diyordu. Büyük şehir olmak isteyen şehirlerin mitinglerinde ne diyordu mesela? Nüfusunuzda biraz eksik var. Ne yapacaksınız? Bayanların ellerini görüyorum. Bazıları 3 diyor, bazıları 4 diyor. 3 olsa yeter. En geç 2 yıl içinde büyük şehir olmak için Nüfus açığınızı tamamlarsınız diyordu. Bu ülkede yıllardır doğum kontrolü ihaneti yaptılar diyordu. Neslimizi kurutmaya çalıştılar. En az üç yapın diyordu. En az üç denge olur, dört bereket olur, gerisi Allah kerim diyordu. Böyle diyordu ama AKP'nin yarattığı ekonomi yıkım nedeniyle en az en az üç projesi iflas etti. Bu işte. Cumhuriyet tarihi boyunca tarihin en büyük doğum kontrolünü AKP yapmış oldu. Bakın bu en az üç konusunda çok şaşıracağınız ve asla unutulmaması gereken bir örnek anlatayım size. Herkes sıkılır. Bu en az üç sevdası yüzünden çocuk esirgeme kurumunun Tayyip Erdoğan'a el koyduğunu biliyor musunuz? Yanlış duymadınız ya en az 3 sevdası yüzünden çocuk esirgeme kurumu Tayyip Erdoğan'a el koymak zorunda kaldı. Hem de başkentimiz Ankara. Şimdi bakın altını çizerek dinleyin lütfen. Dilaver Türkmen isim. İnşaat işçisiydi. Günlük yevmiyeli amele olarak çalışıyordu. Resmi nikahlı eşinden boşanmamıştı ama 10 yıldır bir başka kadınla imam nikahlı olarak yaşıyordu asrın liderimizin hayranı kendisi. En az üç tavsiyesini böyle gönülden destekliyor. Aslına bakarsanız zaten üç çocuğu vardı ama asrın liderimizin berekettir tavsiyesi üzerine bir çocuk daha yaptı, dört oldu. Biraz daha bereket olsun diye bir çocuk daha yaptı, beş oldu. En küçük çocuğuna, yani beşinciye Tayyip Erdoğan adını verdi. Evet. Asrın liderimizin hayranı olduğu için çok çocuk tavsiyelerine kulak verdiği için 5. çocuğuna Tayyip Erdoğan adını ver. Sonra, sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu Dilaver'in tabii kazandığı parayla ailesini geçindirebilmesi mümkün değil. Kirayı bile ödeyecek halleri. Beş çocuğuna bakabilme hali zaten yok. Çocuklar doğru dürüst beslenemedikleri için sefaletten, yoksulluktan, bakımsızlıktan haber hasta oluyorlar. Haber. Ya komşuların şikayeti üzerine komşular telefonunu aradı. Sosyal hizmetler uzmanları devreye girdi Ankara'da. Bu talihsiz çocukların dilaverle annesinin elinden aldılar. Çocuk esirgeme kurumunun yetiştirme yurduna yerleştirdi. Evet. Bol bol çocuk doğurulmasını teşvik eden, en az üç diyen, dört berekettir diyen Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde Tayyip Erdoğan'a çocuk esirgeme kurumu el koymak zorunda kaldı. Hı hı. Nüfus artış hızımız işte bu gerçek yüzünden yıllardır paraşütü düşüyor. Aile geçindirmek, çoluk çocuk okutmak öylesine imkansız hale geldi ki en az üçü filan boş ver. Millet çocuk yapmaktan bile vazgeçti. Evlenemiyor zaten millet ne çocuk. Bu anlattığım dilaver gibi ısrarla çocuk yapmaya devam edenlerin başına da işte bu tür trajediler geliyor. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede Tayyip Erdoğan'ı alıp çocuk esirgeme kurumunun yurduna koyuyorlar. AKP aslında ülkeyi o kadar kötü yönetiyor ki. Cumhuriyet tarihi boyunca tarihin en büyük doğum kontrolünü AKP yaptı. Bakın AKP'nin ülkeyi nasıl yönettiğini bir kez daha gözler önüne seren çarpıcı bir hadise daha yaşandı bu hafta. 11 şehrimizi yerle bir eden 6 Şubat'ın yıl dönümünde, bu 11 şehrimizdeki altyapının ağasının bile yeniden inşa edilemediği yıl dönümünde, ya yüz binlerce depremzede vatandaşımızın hala konteynerlerde, çadırlarda feci bir hayatla tutunmaya çalıştığı yıl dönümünde ya bu sefilliği düzeltmekle görevli olan altyapı bakanımız Hey Cibuti'ye Cibuti. Sayın hükümetimizin Cibuti'ye hediye olarak yaptırdığı barajın açılışını yaptı. Oradan şehir merkezine geçti. Sayın hükümetimizin Cibuti'ye hediye olarak yaptığı kavşaklı meydanın açılışını yaptı. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te olması gereken altyapı bakanımız T Cibuti'deki törenlerde konuştu. Kendimi evimde hissediyorum dedi Sonra da Diyanet İşleri Başkanlığımızın T. Cibuti'ye hediye olarak yaptırdığı Sultan Abdülhamit Camisi'ni ziyaret etti. Millete açık açık depremzede belediyeyi bize vermezseniz havanızı alırsınız diyorlar milletin paralarını o depremzedelerin kaynaklarını te hey, Cibuti'ye işte böyle döküyorlar. Millet daha enkaz altındayken yardıma koşacağına sela okutan bile diyanetimiz o enkaz altında can veren milletin paralarını işte böyle Cibuti'lere döküyor. Onlar muacir, biz ensarız narkozuyla bara diye memlekete doldurdukları milyonlarca Suriyeli'ye bu milletin şimdilik kaç parasını harcadılar kardeşim? 50 milyar dolarcığını harcadı. Filistine verdikleri para 3 milyar dolara geçti. Sudan'a 1 milyar dolar başladılar. Somali'ye 1 milyar dolar verdi. Afganistan'a 1 milyar dolar verdi. Libya'ya böyle gönüllerinden yarım milyar dolar koptu. Bu şeriatçı Mursi'nin cumhurbaşkanı olması şerefine, Mısır'daki ihvan hareketine. ...tiko para ne kadar göndermişlerdi? 2 milyar dolarcık göndermiş. Türk milleti... ...yağmurda, karda böyle... ...askıda, ekmek kuyruğunda titreşerek... ...hava karardıktan sonra... ...pazarda çıkma sebze toplarken... ...dünyanın vicdanı... ...sulaganıyla... ...Afrika'da dağıttıkları para... ...8 milyar doları aştı. Komor'a stadyum yaptılar ya... ...Komor. Tanzanya'ya, Burkina Faso'ya böyle su kuyuları açıyor. Zimbabwe'ye pazar yeri inşa etti. Gana'ya, Togo'ya, Uganda'ya böyle kırtasiye okul malzemeleri gönder. Moritanya'ya ahırlar kurdular ya. Ya Türkiye inek ithal ederken, ithal ineği ithal samanla beslerken Mozambiye inek dağıttılar. İneği ithal ediyorlar, Mozambiye bağışlıyorlar. Gambiya'ya dökümhane kurdular. Kongo'ya okullar yaptırdılar. Eritre'ye, Lesotho'ya üniformalar hediye ettiler. Kamerun'a ambulans verdiler. Somali'ye, Mali'ye, Tunus'a, Mısır'a çöp kamyonları verdiler ya. ya çöp kamyonlarının teslim töreninde konuştu bizim Şehircilik Bakanımız bir. O kadar gururla konuştu ki bu çöp kamyonları kardeşliğimizi pekiştirecek dedi ya. ya çöp kamyonları kardeşliği Sierra Leone'ye vidanjörler verdiler. T. Arakan'a 50 milyon dolar gönderdiler. Yemen'e 50 milyon dolar gönderdiler. Lübnan'a 50 milyon dolar gönderdiler. Bizzat Asrı'nın liderimiz anlattı televizyon. Barzani dedi kendi memurunun maaşını ödeyemiyordu. Bana geldi 2 milyar dolar verdim dedi. Bizim köylülerin traktörlerine aciz gelirken Pakistan'da köylülere keçi dağıtıyordu. Yemen'de un atıyor. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Okyanusya ülkesi Palau'nun haritadaki yerini kaç kişi gösterir? Okyanusya ülkesi Palau'ya VIP minibüsler hediye ettiler ya. Karayip denizindeki Antigua'ya bilgisayarlar ibe ettiler. Büyük okyanusta böyle sadece 9 Mercan adacığından oluşan ve nüfusu sadece 12 bin kişi olan Tuvalu diye bir ülke var. Ya Tuvalu'ya size ne verelim diye sordular. Elbirler dedik ki bizim çocuklar futbol seviyor ama nizami futbol topumuz yok dediler. Ya Tuvalu'ya futbol topu ve pompa gönderdiler abi. Ya, bu kadar da olmaz diyenler lütfen internete girsin. Tek tek bu haberleri okusun. Kelimesi kelimesine hepsi internette duruyor. Bakın Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan kızıl Kızılderililer. kızıl derillere 250 bin dolar ibe ettiler kardeşim. Washington'a direkt uçuş başlatmıştı Türk Hava Yolları. İlk seferinde Apache böyle Çeyen ve Muhikan, Muhikan kabilelerinden 17 kızıl değerli şefini İstanbul'a getirdiler ya Türk Hava Yolları uçaklarıyla. Yedirip biçirip gezdirdiler abi. Muhikan. 98 ülke, ülkede 150 bin kişiye Ramazan kulisi de attı. Kenya'da, Bangladeş'te, Çat'ta, Nijer'de, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ya 400 bin kişi iftar verdi. Son 10 yılda 175 ülkeye para da attı. Elerleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkelerine tur bindirdi. Dünyadaki bütün yardımların, bütün bağışların üçte birini tek başına Türkiye yaptırdı. Dünyanın en zengin ülkesi ABD. ABD'den bile 2 milyar dolar fazla yardım yaptı. İngiltere'den 6 milyar dolar fazla yardım yaptı. Japonya'dan 7 milyar dolar fazla yardım yaptı. Küresel yardım raporuna göre dünyanın en cömert hükümeti ilan edildiler. Bu milletin parası. Hani bu Diyanetimizin T. Cibuti'ye hediye ettiği bu 6 Şubat'ı yıl dönümünde Cibuti'ye giden altyapı alt bakanımızın da ziyaret ettiği bu Sultan Abdülhamid Han camisi var ya, o camiye 20 milyon dolar harcadılar. Üstelik karada yer kalmamış gibi denizi doldurarak yaptılar. 13 bin metre. Minareleri böyle 50 50şer metre boyun. Aynı anda 6 bin kişi namaz kıldı. Türkiye'nin milyonlarca doları kaynağını oralara döktü. İngiltere'ye cami yaptılar ya. İngiltere, Cambridge cami. En ileri teknolojiyle yaptılar. İtibardan tasarruf olmaz dedi. Elektriği güneş enerjisiyle üretiyor. Sıfır karbon ayak izi özelliğiyle Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisini İngiltere yaptığında. Sensörleri var. İçeride oksijen azalırsa dışarıdan derhal temiz hava pompalın. Masraftan kaçmadılar. 40 milyon dolara malum Kırgızistan'a cami yaptılar. Aynı anda 30 bin kişi namaz kılabilir. Stadyum gibi cami. 50 bin metrekare. Orta Asya'nın en büyük camisi. 35 milyon dolar. Türk milletinin 35 milyon dolarını oraya harcadılar. ABD'ye cami yaptılar ya. Maryland camisi. ABD'nin en büyük camisi. Kültür merkezi var, kütüphanesi var, konu gibi hamamı var ya. Konferans salonları var, sergi salonları var, restoranı var, resepsiyon alanı var. Aynı anda 3000 kişi namaz kılabilir. Kaç paraya mal oldu biliyor musunuz? 100 milyon dolara mal. Millet burada ucuz kıyma kuyruğunda bekliyor. Bunlar milletin 100 milyon dolarını ABD'de hamamlı cami harcadı. Rusya'ya cami yaptılar, Moskova camisi. 20 bin metrekare. Aynı anda 10 bin kişi namaz kılırdı. Parayı döktüler. Kubbesini altın varaklarla kapladılar. Ya. Şimdi daha sıkılın. 170 milyon dolara mal. Millet burada konteynerde yaşıyor. Milletin 170 milyon dolarıyla Rusya'ya altın varaklı cami yaptılar. Haiti'ye cami yaptılar ya. Buhara cami. Filipinlere yaptılar. Hem de üç tane yaptılar Filipin. Fatih Camisi, Osmanlı Camisi, Takloban Camisi. Parayı döktüler. Üçünü birden sadece bir yılda tamamladılar. Somali'nin başkenti bu Mogadishu'da merkez camisi vardı. İç savaş sırasında ülkedeki iç savaşta harap olmuştu. Bunlar dev, derhal devreye girdiler ya. Türk milletinin parasıyla Somali'deki camiyi komple yeniden yaptılar. Mali'ye cami yaptı. Eyüp Sultan camisi yaptılar, Mali. Kolombiya'da Ebu Bekir Sıddık camisinin restorasyonunu yaptılar. Döktüler parayı böyle bir yılda cillop gibi yaptılar. Kolombiya'daki cami. Sayın hükümetimiz bu El ülkesine cami dikmek için konteynerde yaşayan Türk milletinin yarım milyar dolardan fazla parasını harcadı. 50 milyon dolarımız yok diye tank fabrikamızı Katar'a verdiler. Bu Cibuti'ye, Haiti'ye, Rusya'ya falan 500 milyon dolarlık cami diktiler. Tayland'da cami restore ettiler. Macaristan'da türbe restore ettiler. Etopya'da türbe restore ettiler. Sırbistan'da türbe restore ettiler. Sudan'da Sevakin adası var. Sevakin adasını komple inşa ediyorlar. Bizim yassı adayı. Öyle şehir planlamacı, jeofizik, jeoloji mühendisleri, haritacılar, mimarlar ve 50'den fazla uzman gönder. Milyonlarca dolar döküyor. Millet ucuz kıymak kuyruğunda bekleşiyor. Bunlar kurban bayramında kurban bağışlarını bile el alemin ülkelerine gönderiyor. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini bile, milletin kefen parazını bile yediler hala milletin parasıyla el alemin ülkesine hamamlı altın varaklı cami hediye ediyor. Bir yıldır konteynerde yaşam mücadelesi veren depremzede vatandaşlarımızın ya konteynerlerine bile sayaç takıp elektrik parası alıyorlar. Devlet su işlerine Cibuti'de baraj yaptırıp Cibuti halkına hediye ediyorlar. Çocuk esirgeme korumu Türkiye'deki derin yoksulluk nedeniyle ismi Tayyip Erdoğan olan çocukları bile yetiştirme yurtlarını almak zorunda kalıyor. Bunlar bu milletin yoksul çocuklarının kaynaklarını dünyanın vicdanı izleyerek Afrika'ya diyor. Güya dünyanın vicdanıyız ama kendi ülkemizde mumla vicdan arıyoruz diye. Bugünlük bu kadar mekan değişikliğimden fark etmişsinizdir. İstanbul'dan İzmir'e geldim. <laughs> Bir aile büyüğümüzün ameliyatı için canım İzmir'ime geldi. Ne zaman başımız sıkışsa Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyoruz. Ekimlerinden hemşirelerinin, laborantlarından, hasta bakıcılarına kadar insanüstü çabayla çalışıyor. Çünkü bu hastaneye ayda ortalama 450 bin hasta geliyor. 450 bin ayda. Bu akıl almaz kalabalığa ...insanüstü özveriyle yetişmeye çalışıyorlar. Yani hekimlerin, hemşirelerin, laborantların, hasta bakıcıların çabalarını... ...gerçekten kelimelerle anlatabilmek imkansız. Devlet dediğimiz kavramın sağlık sistemini ayakta tutmak için çırpınıyorlar. Yani yurttaş olarak hepsine yürekten teşekkür ederim. Fahrettin'den masallara rağmen güzel şeyler doluyor yani. <laughs> Bizi yalnız bırakmayan, ailemi yalnız bırakmayan başhekim Bülent Çalı. Bizi adeta evlat edinmek zorunda kalan değerli hocam Profesör Mehmet Acıyanlı'ya ameliyatımızı pırıl pırıl tamamlayan pırıl pırıl doçent Serkan Karaıslı'ya özellikle teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. <laughs> Şehircilik Bakanımıza evimizin yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyen Altyapı Bakanlığımızın Cibuti'de yaptırdığı barajda gurur en az 3 talihsiz izleyicime çocuk esirgeme grubunun telefon numarasını ver. Berekettir diyerek dördüncüyü yaptırdığınızda çocuklardan birini götürüp yetiştirme yurduna bırakmak için o verdiğim numarayı ararsınız kardeşim. Cümleten sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu derim. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Eyvallah.